Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Book of Demons isimli yeni bir bağımsız yapım RPG oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuzun Türkçe dil desteği mevcut. Türkçe dil desteği olmasından dolayı zaten dikkatimi çekti. Bir yandan da ben RPG oyunlarını çok sevdiğimden dolayı hemen oyunu aldım. Daha doğrusu bana hediye edildi. Sağ olsun sevgili Twitch moderatörüm Erdem oyunu bana hediye etti deneyimleyebilmem için. Açıkçası bayağı heyecanlıyım. Ve oyunun konusunu sizlere şu şekilde özetleyeyim. Şeytanlar Kitabı isimli oyunumuzda ya da Şeytan Kitabı tam nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum, çevriliyor bilmiyorum ama bu oyunda şöyle başlıyor. Biz bir maceracıyız, bir yolculuğa çıkıyoruz ve yolculuktan geri döndüğümüzde hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Az önce barman kızla konuştum ve barman kız işte diyarına çok kötü şeyler olduğunu ve kimsenin evinden dışarı çıkacak cesareti bulamadığını söyledi. Bir avuç insan olarak buraya sıkışmış vaziyetteler ve destek gelmezse fazla dayanabileceğimizi zannetmiyorum. Ama lütfen sen bunu kasabadaki kimseye söyleme ki kalanlar da kafayı yemesin diyor. Ve ben sadece bu kadar bilgi biliyorum. Gidip Bilgin'le konuşmalısın. Bilgin sana bütün olayları detaylı bir şekilde anlatacaktır dedi. Ben de Bilgin'le konuşmadan evvel videoya geçiş yaptım. Bu arada babuşlar, video hoşunuza giderse beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşedeki logodan abone olarak ailemizin bir parçası olabilir. Sizler de videolardan erkenden haberdar olabilirsiniz. Kartlar kısmından Musa Babuş YouTube kanalına ve Samet Güngör Live kanalındaki videolara göz atmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi dilerseniz Bilgin'le bir konuşalım. Acaba öyle mi? Çok gezen çok okuyandan daha iyi bilir diyor. Sana ihtiyacımız var. Sıkıntının ne kadar büyük olduğunu siz düşünün bak. Bu bir Bilgin ve diyor ki Ejderha Vadisi'nde gördüklerimden daha beter bir şey diyor. Psikoposun kaçırıldığı yere gittiğinde geri dönenlerin sayısı azdı ama geri dönenler de hayatta değildi diyor. Acaba ruhlara emen bir güç mü var? Yani bir RPG oyununun içerisinde olduğumuza göre ve şeytani bir güç olduğuna göre ruh emen bir şey olabilir. Belki onları zombileştirmiş midir bilmiyorum. Ve klasik işte bu dünyanın kahramanı sensin, pompa sen yaparsın diyor eleman. Kart yuvası aç. Evet, bir kart oyunu oynayacağız sanırım. Ve söylentileri dinle dediğinde burada hikayenin part part ilerlemesi için bu şekilde kutucuklar var. Bu sayede sürekli aynı şeyleri dinlemiyorsun. 10 canım var, 5'ten manam var. Katadrele ilerlemem gerekiyor galiba. Buralarda başka bir şeye tıklayamıyorum zaten. Mecbur katadrele ilerleyeceğiz artık. Görev 1, aşçı. Keşfedilmedi. Görev 2, din düşmanı. Bu katedralin altları böyle adım adım bosslarla dolu sanırım. Görev 3'te şeytani yaratık. Hadi bakalım. Sanırım ilk aşama bizim için başlıyor. İblisler kitabı diğer Hack & Slash oyunlarına göre daha farklı mekanikler kullanır. Eğer ilk defa oynayacaksanız öğretici mesajlara dikkat edin. Böylece alabileceğiniz en iyi tecrübeyi alırsınız. Kağıt zindanlarda iyi şanslar. Teşekkür ederim. I am the sword that splits darkness. Hadi bakalım. Şu soru işareti ne? Hareket etmek için herhangi bir yere tıklayın. Durmak için karakterinizin üzerine ya da geriye tıklayın. Karakteriniz yol kesişimlerinde durur. Anladım. Tamam. Görüş alanınızdaki nesneler ile etkileşime girebilirsiniz. Örneğin şunlarla etkileşime girebilir miyim? Aa, süper. Güzel.
Buradan başka etkileşime geçebileceğim bir yer yok sanırım. Ve niye şurayı kırmızıyla işaret etti? Ben onu anlamadım. Bayağı sağlam gold toparladık. Karakteriniz otomatik saldırı yapacağı hedefi tıklayarak seçin. Otomatik saldırı yavaştır. Her bir vuruş bir kalbi yok eder. Hedefe daha hızlı saldırmak için üzerine tıklayın ya da tıklayıp basılı tutun. Düşmanlar ile savaş halindeyken tıklayıp basılı tutarak kaçın. Anladım. Başımız belaya girecek ileride. Şöyle götün götün ilerle. En üstte bulunan simgeler bu zindandaki ilgi noktalarını gösterir. Yaklaştıkça simgelerin yanında ne olduğunu gösterir. Anladım. Burada bir tane chest varmış galiba. Bu chest'in içerisini açmamı istedi benden. Ve bir pot kazandık galiba, öyle değil mi? Yeni kart, sağlık iksiri. Eşya kartları kullanıldıklarında yük harcarlar. Falcıyı ziyaret ederek kartlara yükleme yapılabilir ya da kart yüklerini zindanlarda bulabilirsiniz. Eyvallah. Peki ne kadar kart yüküm var görebiliyor muyum? Kasabada yeni bir söylenti var. Anlaşıldı, gidip konuşacağız. Kartlarınızı I tuşuna basarak ya da sağ alttaki düğmeye basarak görüntüleyebilirsiniz. Kartlarınızı kart ekranı ya da yuvaları arasında organize etmek için tıklayabilir ya da sürükleyebilirsiniz. Yalnızca yuvalardaki kartlar aktif olarak kullanılmaktadır. Yuvalardaki kartları sağ tıklayarak ya da 0 ile 9 arasındaki tuşlara basarak kullanabilirsiniz. Daha fazla kart açmak için bilgini ziyaret edin. Eyvallah. Bir saniye. Şuna bir tıklayalım. Eyvallah. Ne var bu soru işaretinde? Kalp puanlarınız sizin canınızı temsil eder. Eğer ölürseniz hepsini kaybedersiniz. Kalp puanlarınız kendiliğinden dolmaz. Doldurmak için çeşmeleri ya da kartları kullanabilirsiniz. Ne zaman isterseniz kasabaya geri dönebilir ve ücretsiz olarak şifacıda canınızı doldurabilirsiniz. Eyvallah. Ama benim şu an şifaya ihtiyacım yok. Sadece şu can potunu bir bire sürüklemek istiyorum. Tamam, kullanmayacağım şimdi. O, bir can potumuz daha oldu. Çok güzel. Kasabada yeni bir söylenti var. Başarımın kilidi açıldı. 10 iskeleti yen. Az önce birilerinden bok falan toparladık galiba. Seviye atladın. Kasabada yeni bir söylenti var. Seviye atlamak için düşmanları öldürün ve deneyim puanı kazanın. Her seviye atladığınızda tüm düşmanlar bir kalp kaybederler. Her seviye size can ya da enerjiyi arttırmak için kullanabileceğiniz bir puan verir. Zindan temizlendi. Güzel. Peki bu puanlarımı nereden vereceğim? Karakter sekmesinden vereceğim anladığım kadarıyla. Enerji neye yarıyor? Keşke üzerlerinde yazsa yani. Enerji muhtemelen skill atmaya yarıyor da nasıl bir skill atacağız? Ne yapacağız? Acemi bir savaşçıymışım bu arada. 1170 deneyimim var. Tamam. Can. Seviye atlayınca kazandığınız puanları canınıza ekleyebilirsiniz. Hasarlara karşı daha dayanıklı olur. Enerjiyi harcarsanız daha fazla pasif eşya ya da büyük artı kullanılabilir. Çok pot kullanacağımı zannetmiyorum ya. Seviye puanınız her cana ya da enerjiye dönüştüğünde diğer bir tıp için bir puan kazana atılır. Kazan içeriğini satın almak için kasabadaki barman kız ile konuşun. Öldüğünüzde ödülleri kaybetseniz bile ölmek kazanda bulunan can ya da enerji puanlarının kaybolmasına neden olmaz. Anladım. Altta da gözü pek modu için geçerli değildir diyor. Anladım yani bayağı başımıza bela alabiliriz anlaşılan. Bu katı temizleyelim komple. Bu katı temizledikten sonra kasabaya dönüp upgrade'leri yapalım. Oyun benim bayağı hoşuma gitti bu arada ya. Yani böyle oturup hayatsız gibi sabahlara kadar oynayasım gelmedi desem yalan söylerim. Bayağı bir oynayasım geldi oyunu. Yani böyle mini hack and slash'ler benim çok hoşuma gidiyor ya açıkçası.
Zombiler ve bazı düşmanların zehirli kalpleri vardır. Zombiler öldüklerinde patlarlar ve zehir dalgası yayarak etraftaki herkesi zehirlerler. Zehirlenen düşmanlar bir kuru kafa sembolüyle gösterilir. Zombiler zehirlenmezler, aksine zehir hasarı alınca iyileşirler. Oo. O zaman ölünce onlardan uzak dursak iyi olur. Helmut Keskin Göz. Baş düşmanları yenmek zordur ve her birinin birbirinden fazla aşaması bulunur. Baş düşmanların ne kadar çok aşaması var ise öldürüldüğünde o kadar çok ganimet düşürürler. Baş düşmanlar tüm aşamalarda baş düşman çubuğunda gösterilir. Her aşamada başlamadan baş düşman dokunulmaz olur, özel bir saldırı için hazırlanır ve bu saldırı durdurulamaz. Keskin göz aşama atlayacak şimdi. Ya öldü ya da farklı bir şey oldu. Bu nedir? Güçlü vuruş. Tamam, eyvallah. Burada bir tane de hazine sandığı varmış ama şu güçlü vuruş nasıl kullanılıyor merak ettim. Anladım. Üzerine doğru bir yumruk indiriyorum. Lahit'i aç bakayım. Sadece para çıkması çok güzel. Evet, zombileri birbirlerinin yanında öldürürsek şayet seri seri can kazandıklarını da anladık. Bir can puanım arttı bu arada. Bütün zindan temizlendi mi? Enerji puanım zindan geçince yenileniyor mu? Onu da merak ediyorum. Burada yapılacaklar 12 altın. Altının birini almadım mı? Ben MMORPG'lerde hep böyleyimdir. Genelde her şeyi sömürerek ilerlemeyi sevdiğim için. Aşağı inmeye gerek yok ya. Kasabaya dönelim mi bir tık? Yeni söylentiler varmış zaten ve yeni insanlarla tanıştık. Şifacı bizi iyileştirecek falan filan. Önce bir şifacıya gidelim. Come to me should you need remedies for ailments of body or soul. Yet you should remember it is no small task to face the legions of evil. You must shield yourself with faith. There is no better protection. Galiba sadece giriş söylentileri var. I've been busy too while you were away. The fortune teller is teaching me her craft, and I don't mean her skill with guards. It's called prize brewing. And it's the art of producing powerful magical elixirs that someone like you should find useful. Eyvallah. Sanırım pot yapımını falan öğretecek. I'll take care of the rest. Now, this is the magical stuff I'm talking about. So there are some rules. First, the more ingredients I mix, the greater the potion's power will be. Second, you can drink it and enjoy a little magic anytime you want. Ne kadar çok ölürsek iksirlerimiz de etkisini o denli kaybedecek. Sihirli kazan. Tamam, sihirli kazanda malzemeler birikmeye devam etsin. Venture into the depths under the cathedral, as this is the realm where the dead rest, or at least should be resting. Countless warriors, men of the cloth, mages, and even kings of old were buried there with troves of gold and gems. But the dead are now restless. Quickened by some unholy powers, they are haunting the corridors like wild animals, and their courage, virtue, and talents are replaced with mindless violence. Yeni bir söylenti yok ve bu da şey böyle canavarları anlatıyor. Greetings, traveler. People call me the fortune teller.
I'm pleased to see there are souls courageous enough to visit a place like this and stay. In truth, I came here recently myself, as I had to leave the royal capital. I am certain you have already heard about me and my excellent skills from the lovely barmaid I'm tutoring. Believe me when I say you will find my craft most useful in your adventures. Feel free to talk to me should you need any assist. Cards are my specialty. They represent a novel approach to magic, offering a superior alternative to clunky weaponry and verbose spellcasting. Unfortunately, new things are often frowned upon, even more so in quaint places like this town. Sene olmuş 2017 mi? Oyun 2017 çıkıştı herhalde. With a local blacksmith? This is so middle ages. No wonder he went bankrupt. But let's get back to business. Cards are universal magical items which can manifest properties of weapons. Tamam, anladım. Kartları yükle dediğimde yüklemem gereken bir kart yok sanırım. Bu kartların galiba belli bir skill atım şeysi var. O skill atım şeysi dolduğunda başka bir şey yapamıyorsun. Tekrardan kullanamıyorsun sanırım. Kısacası yani eğer o şeyi, diyalog ağacını okumaya üşendiyseniz ya da okumak istemediyseniz, kısacası şey diyor, artık hantal silahlarla savaşmak ya da daha derine inebiliriz bu arada. Hala mı cahilim? Abi oyun bana cahil diyor ya. Hantal silahlarla uğraşmak ya da işte şimdi değil, çıkmayacağım kasabaya. Hantal silahlarla uğraşmak artık geride kaldı diyor. Ya da eski ucuz büyülere gerek yok. Kartları kullanarak dilediğimiz her şeyi yapabiliyoruz diyor. Yeni oyun oluştur. Tebrikler. Flexipok kullanıma açıldı. Oynayacağınız oyunun uzunluğunu siz belirlersiniz. Tercihlerinize ve vaktinizin uygunluğuna göre maceralarınızı daha küçük ya da daha büyük oyunlar halinde tanımlayabilirsiniz. Tamamlayabilirsiniz. Ne kadar zaman ayırdığınız fark etmez sizin. Flexikop her oyunda ödülleri ve tehlikelerin her daim adil olduğundan ve oyun deneyiminin öngörülen zamanda tamamlandığından emin olur. Flexikop sizin oyun tarzınızı öğrenir ve her peş peşe oynadığınız oyunun tamamlanma süresinde her seferinde daha isabetli şekilde tahmin eder. Eyvallah. Çok küçük ve küçük. 7 dakika mı sürüyormuş tamamlamak ortalama? Bir tane çok küçük yapalım o zaman. Aa bak, ödüller artıyor ama. Normal küçük yapalım o zaman. Çok küçük yapmayalım yani. Dungeon'dan ne kadar çok şey alırsak bizim için o kadar iyi. Kasabadaki ünlem işaretinin sebebi şey sanırım. Sadece o barmen kızda bulunan bizim bir tane parçacık var ya, ondan kaynaklı galiba. Yalnız bundan mobil oyun olsaymış, mobil oyun da çok keyifli olurmuş ya. Bazı düşmanlar kalkan ile korunmaktadır. Kalkanlara hasar verip kırmak için kalkan simgesine basılı tutmak gerekir. Kalkanları kırılana kadar düşmanlar dokunulmaz olurlar. Bazı kalkanlar sihirlidir ve kırıldıktan bir süre sonra tekrar ortaya çıkabilirler. Oo. Aa, zırh kartı geldi galiba. Pasif eşya kartları. Güçlü pasif yeteneklere sahiptir fakat kart yuvalarına yerleştirdiklerinde enerjinizin bir kısmını etkilerler. Tamam. Bir kalkan alırım bu arada, biliyor musun? Yani bir kalkan kartı kullanabilirim. Darbe alınca yanından kalp oluşturma şansı. 5 enerji masrafımı. Agam teşekkür ederim. Yani onu verirsem bir daha büyü yapamam ki. Muhtemelen bu bizim cam potları da kalpten yiyor. Kardeş, zırhlı olmasaymışsınız iyiymiş ya. Yah yaptı bir. Zindanlarda bulunan malzemeler kazana atılır ve ödüllere dönüştürülür. Kazan içeriğini satın almak için kasabadaki barmen kızla konuşun. Dikkat, öldüğünüzde kazanda olan tüm ödüllerinizi kaybedersiniz. Anladım. Tamam, ölmemeye çalışacağız o zaman.
Şöyle biraz kaçalım. Oh, seviyemizi atladık, süper. Şöyle yapalım. Bir enerji puanı verelim. Bu enerji puanını vermemin sebebi ne biliyor musunuz? Şuradaki pasif kartı kullanmak istiyorum. Bu kart benim 5 enerji puanımı yiyecek ama benim savaşta kaybedilen kartları geri kazandırır. Yanılmıyorsam %40 ihtimalle beni saldırılardan koruyacak. Yani olur da bir saldırı yersek ortalıkta keko gibi gezinip durmayalım. Birazcık kendimizi savunmaya elverişli hale getirmiş olalım. Güzel. Çortenler taştan kalbe sahiptirler. Element saldırıları olan ateş, zehir ve buza karşı bağışıklılıkları vardır. Çortenler heykele dönüştükleri zaman içinde iyileşirler. Dikkat edin. Heykele dönüştürmeyelim o zaman. Ve ben seviye aldığım için bunların artık can değeri azaldı. Baksana, tek kalbe sahip oldular. Bu zindanların kapısını açtığımızda üstümüze bir taş düşme ihtimali var mı acaba? Benim enerji miktarımı bu daimi olarak mı arttırıyor? Allah Allah, çok ilginç. Zindan temizlendi, güzel. Merdivenlerden aşağı inip diğer zindana girdikten sonra önceki zindana baştan dönebilirsiniz. Geri dönmek istediğiniz zindan sağ tarafa tıklayarak bunu anlamadım. Ara ekranda her zaman için kasabaya dönebilirsiniz. Mevcut oyunu bitirmeniz gerekmez. Anladım. Eyvallah. Eyvallah. Görüyorum. Buradaki her şeyi almışım zaten. Buraya dönmek bana bir şey kazandırmaz ki. Küçük çörtenler var burada. Kalkanlı iskeletler var. Normal iskeletler var ve zombi cesetleri var. Burayı tamamlayıp kasabaya öyle dönelim artık. Alabildiğimiz kadar seviye alalım. Potumuz var yanımızda. Başımız sıkışırsa diye güçlü vuruş yeteneğimiz var zaten. O yeteneği de kullanırız. Beraberinde zaten kalkanımız da var. Biz bu dungeon'ı tamamlayabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Güzel. Zombilerden zehirlenmeden ilerleyelim. Kasabada yeni bir söylenti var. Oyunda gerçekleştirdiğimiz her bir başarım galiba bizim için şey olacak. Bize artı özellikler kazandıracak. O ne? Evet, ben bu şeyin olayını anladım. %40 ihtimalle öldürdüğüm şeyden, düşmandan şey çıkıyor galiba. Kalp çıkıyor. Eğer düşman beni mıhlarsa. Şunların saldırı şeysini hiç beğenmedim. Yani beğenmedim derken oldukça sıkıntılı bir saldırı düzenleri var. Ve bu zombileri birbirinin yanında yok etmek kötü fikir çünkü kendilerini buffluyor elemanlar. Aa, maksimum can değerim mi arttı? Sandıktan ne bulduk? Kupa bulduk. O kupa da bayağı para etti ha. Bu dungeon'ın çıkış noktası bura ama burası tam bitmedi. Farklı bir nokta daha var. Ben orayı bitirmeye şey yapacağım. Arkanızda bıraktığınız ayak izlerinize dikkat edin. Geldiğiniz yönü gösterebilir ve daha önce bulunduğunuz yönleri işaretler. Altın ayak izleri bir koridoru tamamen keşfettiğiniz anlamına gelir. Normal ayak izleri ise kısmen keşfedilmiş. Kısmen keşfedilmiş demektir. Ayak izi yok ise henüz oraya gitmemişsiniz demektir. Mini harita bulunduğun seviyedeki önemli yerleri de bulmana yardımcı olur. Tab veya farenin orta tuşuna basarak mini haritayı açabilirsiniz. Anladım. Ya şuraya gideceğiz işte ama öncesinde ben bir burayı da açmak istiyorum. Şu şeyden, görtenden kurtulalım bir. Görten mi, göçürden mi artık, her neyse. Okçulara karşı dikkat eylemek lazım. Peki bu kalkan sayesinde arada sırada kestiğim diğer düşmanlardan da kalp alabiliyor muyum? Tamam.
Neyse, koca dungeon'ı tamamlıyoruz. Hala 12 canım var ve zehir yedim. Zehir size zamanla hasar verir. Toplam alacağınız zehir hasarını can küresinin altından öğrenebilirsiniz. Kürenin üstündeki iblis parladığında zehir süresini kısaltmak için hızlıca can küresine tıklayın. Anladım. Böyle de zehri şey yapabiliyoruz, atlatabiliyoruz. Ben savaşçıdan ziyade büyücü açmaktan yana taraftardım da 5 level olana kadar oyun bana diğer şeylerin kilidini açtırmadı. Şuradan galiba sağlığımı ücretsiz doldurabiliyorum. Ve bu zindanın büyük bir kısmını tamamıyla temizledik. Şimdi kenarda kalan küçük alanı temizlemeye gidiyorum. Yani şu kısmı temizlemeye gidiyorum. Oraya doğru ilerlemedim çünkü. Acaba minimap'ten tıklayıp oraya doğru gitmek mümkün mü? Mümkün değilmiş, pardon. Vallahi 8 enerji puanımın olması iyi. Böyle ama muhakkak oynadığım sınıfı değiştireceğim ya. Muhtemelen savaşçıyla takılmam yani. Bir okçu ya da büyücü istiyorum ki büyücü çok daha iyi olur gibime geliyor. Birazcık enerjiye yöneliriz. Bu arada normalde var ya, bunun canını okumuştum ben ama. Her şeyi tamamladık buradan. Vallahi canımızı da aldık. İyi yani, can potlarımız da var. Burayı açmak için 2000. Ama henüz kartavuzunu kullanmama gerek yok ve birkaç tane güçlü vuruş skillini kullandığım için açıkçası enerji puanım az kalmış gibi. Neyse, bir dal kasabaya döner öyle şey yaparız ya, videoyu sonlandırırız. Sanırım burası da çıkış. Bütün zindanları temizledik. Burada da toplamda 11 tane düşman varmış galiba öldürmemiz gereken. Kasabada da birkaç tane söylenti var galiba. Bilgine gidip yeni bir kart yuvasını açabiliyoruz ve sanırım barman kızla konuşup kazan için içerik satın alabiliyoruz. Neyse, biz videoyu burada sonlandıralım. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun, benden bu videoluk. Bu kadar, umarım keyif almışsınızdır. Book of Demons'ın ilk izlenim videosuyla karşınızdaydık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.